Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuyla karşınızda değilim bugün. Yani YouTube'a gelecek bu video ama bazı açıklamalar yapmak istedim. Biliyorsunuz ülke gündeminden tutun. Yani her şey çok saçma bir yere gidiyor. Ondan dolayı hem biraz sohbet gibi olsun hem de bu kanalın neden isim değiştirdiğini ve neden Remzi T olduğunu ve nasıl içerikler geleceğini ufak bir hani kısa bir video ile size paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ülke gündemi şu anda çok saçma bir yere gidiyor. Ya her gün dediğimiz hani en kötüsü bu mudur dediğimizde de hani daha kötüsünü görüyoruz her hafta veya her gün kalktığımızda. Ondan dolayı biraz moraller bozuk olabilir ama umuyorum ki ya ummak da olmuyor da inşallah her şey güzel olur. Hani umarım çocukların öldürülmediği, kadınların öldürülmediği bir nasıl söylesem ülke haline gelir diyeceğim ama biz bu kafayla hiçbir yere gelemeyiz. Onu da böyle biliyorum. Arkadaşlar şimdi esas konumuza gelelim. Biz bu Sena Leventoğlu kanalını neden Remzi'de yaptık? Biliyorsunuz ki Sena benim eşim. Ya biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum. Eşim. Hep onun ben arkasındaydım. Destekçisiydim. Ama artık yani YouTube'da video çekerken bazı şeyleri boşladı. Yani boşladı değil de yani zamanını yani eve verdi, işe verdi, şuna verdi. Hani bir şekilde yetişememeye başladı. Ben de YouTube'a normalde benim Bir Kalp Oyunda diye bir kanalım vardı. Ben orada çekiyordum ama daha reklamlar falan açılmadığı için para da kazanamıyorduk. İşin açıkçası yani biz bu işi yani ben zevk aldığım için yapıyorum ama yine de bunu da yani bir şekilde karşılığını almak istiyorum arkadaşlar. O da bana bir teklif yaptı. Yani dedi al bu kanalı kullan. Ben nasıl olsa çekmiyorum şu anda diye. Bu şekilde arkadaşlar onun videoları hiçbir zaman silinmeyecek bu kanaldan. Ama yani dediğim gibi destekçisi olduğu için buradan yine de eşime teşekkür ediyorum. Yani karıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsın diyorum. Her şey sevgiyle daha güzel oluyor. Buna emin olun. Yani ailenizi sevin. Çocuklarınızı koruyun. Şu an öyle bir dönemden geçiyoruz ki gerçekten de yani çocukları yani ben çocuk sahibi olmak istemiyorum mesela. Çünkü neden? Yani onun sonunu geleceğini göremiyorum bu ülkede. İnşallah güzel olur diyorum. Arkadaşlar hemen size sormak istediklerim de var. Bana sormak istedikleriniz olursa yorumlardan yine belirtin. Bu kanalda oyun videoları olacak. Bilginiz olsun. Simülatördür, hikaye oyunlarıdır, Valorant'tır, CS'dir. Aklınıza ne gelirse. Ya ben zevk aldığım oyunları oynamak istiyorum. Ama sizin istediğiniz oyunlar olur veya başka bir şeyler olursa lütfen bana da yorumlarda belirtin. Başka ne tür içeriklerin gelmesini istiyorsanız bana da belirtin. Ben de ona göre birlikte kanalın gidişatını belirleyelim arkadaşlar. Çünkü oyun oynamak gerçekten zevkli bir şey. Ben bu zevki hani yaşıyorum ama hani sizin de izlerken zevk almanızı istediğim için ben de böyle bir şey düşündüm. Umarım güzel olur. Umarım beğenirsiniz videoları. Bu şekilde yani ülke gündeminden ziyade hani biraz daha kendimle bahsedeyim. Yani biz normalde organizasyon işi yapıyorduk. Ya yani ülke o kadar kötü ki organizasyon işleri bile yani düşük yani şu anda piyasa ekonomi olarak bitik yani arkadaşlar. Ama olsun her şey yani olacağı yere varır diye bir şey demiyorum. İnşallah her şey güzel olacak. Ben bu videoyu editsiz olarak atacağım. Çünkü doğal olmasını istiyorum. Yani o kadar doluyum ki esasına bakarsanız. Yani televizyon bile açmak içimden gelmiyor. Yani oyun videosu çekmek bile şu anda gerçekten içimden gelmiyor. Ama bir şekilde başlamak gerekiyor. Bir şekilde bir şeyleri düzeltmek adına yani elimizi taşın altına koymamız gerekiyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizin de kafanızı dağıtıp yani sizinle güzel bir eğlenceli videolar çekebiliriz. Bir de yani benimle de oyun oynamak isteyen arkadaşlar olabilir. Ben de sizinle oyun oynamak isterim arkadaşlar. Bana yorumlarda belirtirsiniz. Şu anda Discord yok zaten. Açılmasını da istemiyorum. Bana yorumlarda belirtirsiniz. Bir şekilde yani ulaşıp sohbet muhabbet amaçlı, oyun amaçlı yani bir yani destek oluruz. Hani ben de oynarım. Hem daha iyi olur. Bana da ekip lazım. Çünkü
Artık yani yeni bir sayfa açıp bu kanalda yeni bir güzel şeyler yapıp yeni başarılarla ulaşmak istiyorum. Bu şekilde başka ne diyebilirim size? Ya dediğim gibi hani umarım her şey güzelleşir. Umarım her şeyi başarırız. Ailenizi, çocuklarınızı veya kardeşlerinize sahip çıkın arkadaşlar. Ya öyle bir dönemdeyiz yani gerçekten. Eskiden şey derlerdi hani şu günleri siz göreceksiniz ama biz göremeyiz falan diye büyüklerimiz söylerdi. İnanmazdık, gerçekten de inanmazdık. Ya öyle bir zamana gidiyoruz ki yani ciddi anlamda içeride yemek yerken dışarıda bizi nöbette bekleyen insanlar olacak diye. Ya bunları da söylüyorlar. Ya öyle bir saçma dönemdeyiz, öyle bir kısır döngüye girdik. Bir silkinip kendimize gelmemiz lazım toplum olarak da yani. O yüzden umarım her şeyi yani bilinçli yaparız. Lütfen genç arkadaşlardan da özellikle rica ediyorum. Ülke bizim. Hayat bizim. Ama dediğim gibi yani birlikte yaşayıp birlikte başarmanın yani bu toplumda çok büyük değeri var. Çünkü bu ülke, bu topraklar kolay kazanılmadı. 3-5 veya 1000 tane, 2000 tane fark etmiyor. 81 milyon insandan 1 milyonu veya 5 milyonu, 10 milyonu diyeyim. Böyle bir salak olması bile yani bizi değiştirmemeli. Biz daha çok böyle saldırıp devam etmeliyiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Umarım her şey güzel olur. Karıma da eşime de çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı sağladığı için. Umarım burada bu kanalda her şeyi birlikte çok güzel bir şekilde başarırız. Desteklerinizi çok bekliyorum arkadaşlar lütfen. Çünkü o kadar ihtiyacımız var ki desteğinize. Ama önemli olan eşinizin, ailenizin desteği arkadaşlar. Bir iş yapmak istiyorsanız ilk önce ya evliyseniz eşiniz, bekarsanız da ailenizin desteği çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hani yel kırılır kolu içinde kalır derler ya gerçekten de yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Aile dedikleri şey her şeydir diyorlar ya aile ciddi anlamda her şeydir. Sana hiçbir şey yapamazken arkadaşlarım veya çevrendeki insanlar ailen bir telefonla veya bir şeyle senin her şeyini değiştirebilir. Bu şekilde arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Benim açıklamalarım bu şekilde. Başınızı şişirdiysem kusura bakmayın ama ben bunu bir paylaşıp hani size bilgi ve şu andaki psikolojimi biraz daha anlatmak istedim. Umarım ülke olarak İnsanlık olarak, toplum olarak güzel bir yerlere geliriz. İnşallah daha güzel, daha başarılı bir ülke ve toplum haline ulaşmış oluruz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni oyun videolarında görüşmek üzere. Şimdiden kendinize iyi bakın. Bay bay.